Tekrar merhaba, tekrar karşınızdayız. Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de kalmasak da okey bizim köyümüzdür. Dipkarpas Köyü'nden bahsediyorum. Bu ülkede, bu ülkenin değil sadece, belki de dünyanın en güzel köylerinden, en güzel yerlerinden biri. Ve dünyanın en güzel insanlarının yaşadığı yerlerden biri Dipkarpaz'da çok güzel bir belediye başkanı var. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? İhaleye gireceğim yakında da. Belediye başkanı torpil yaparak 5 yıldızlı otel yapmak üzereyim Dipkarpaz'a. Altın Kumsal'a, oradan ihaleyi aldık, inşallah yapacağız. Yok, alakası yok abi. Orada 67 Rum aile var, yaklaşık 300 kişi. Ve 3 haftadır her hafta giden İHŞ'ler var ya, onlara gitmiyor. Ve onların tümüne Supi Coşkun Başkan destek oluyor, İHŞ veriyor, yiyecek veriyor, dağıtıyor. İş insanlarımız destek oluyor o Dipkarpaz'a. Tabii ki Dipkarpaz'a giden destek onlara da gidiyor. Bugün o bölgenin karantinasının kalkıp kalkmaması konusu da tartışılacak. Oradan da aklıma geldi. Ben Supi Başkan'a, Supi Coşkun'a, oradaki Rum ailelere, o 300 insana, yardım eden herkese, destek veren komşularına, tümüne buradan o güzel yaşamı sağlayan insanların tümüne, en başta Supi olmak üzere Supi Coşkun Başkanımız, özür dilerim Supi dediğim için, teşekkürlerimi sunuyorum ve güzel kalsınlar. Öyle kalsınlar. Rum tarafında gazetelere konu oldular bu yaptıkları insanlıkla. Papaz onlara teşekkür etti. Topluca halka da çağrı yaptılar evden çıkmamak konusunda. Ve çoğu yaşlıdır bu insanların ve onların ilaç ihtiyaçlarını eczanelerden yine belediye, Supi Başkan karşılıyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bunun için. Güneyden gelen ilaçlarla ilgili olarak varsayalım ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ilaçları kendi vatandaşlarına gönderdi. 120 bin pasaport vermedi mi? Gidip almadık mı? Ayrıca Türkiye Ermenistan'a, İsrail'e yardım etmedi mi? İsrailliler Ermeniler istemez yük mü dedi? Bu salgın, komşun sağlamsa sen de sağlamsın. Mantık bu olmalı. Sağlık konusunda kimden ne gelirse gelsin kabul. Ha, sende varsa çok, varsa sen de Rum'a öner. Almazsa almaz, iyi yayınlar. Çok güzel bir yorum. Ah Fırat Yılmaz. Evet, çok güzel bir yorum. Gerçekten çok güzel yazdı Fırat Yılmaz. Evet. Evet, Nazime Abdullah Londra'dan eşinin selamlarını gönderiyor bize. Eşine ve evlatlarına kendi de selamlar ediyor. Buradan çıkamıyor Nazime Hanım. Burada kaldı. Zekiye Paşa günaydın demiş. Evet, Türkiye'de de İçişleri Bakanlığı salgın yüzünden ekonomik sıkıntı yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara destek için başlatılan bağış kampanyası nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. Elhamdülillah Müslümanız, hani komşusu aç yatan bizden değildi diyor, rezalete bakar mısın Oktay Beyaztaş? Evet, evet. Hasan Devecioğlu, tamam Hasan'ım merak etme, çok teşekkür ederiz, hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Mehmet Tarım, komutan günaydın. Kıbrıs'ta üretilen ürünlerin yurt dışı ithalatı yasaklansın ya da yüksek vergi koyulsun Mehmet Tarım. Katılıyorum, şu anda bu söylediğine katılıyorum. Kıbrıs'ta üretilenlerin yurt dışı ithalatı yasaklansın. Naci Süleyman abim günaydın. Oya Erdoğdu selamlar, teşekkürler. Hata yaptığımızı kabul edecek miyiz yoksa aynen devam mı edeceğiz? Serhat İnceli'nin yazısını okuyacağız. Ondan sonra Girnejon'dan bir yudum alacağız. Gazetelerimiz. Hata yaptığımızı kabul edecek miyiz yoksa aynen devam mı edeceğiz? Haberci gazetesinde ve Gündem Kıbrıs'ta. Bu yazımız bugün okuyabilirsiniz. Bilimde de, politikada da hata yapılır.
Bilimde hatayı anlamak için hata yaptık veya hata yaptığımı kabul etmek yeterlidir. Peki politikada? Politikada da hata yapılır ve yapılan hataları kabul etmek erdemdir. Erdemlerin en büyüğü hatayı kabul edip özür dilemektir. Özür dilemeyi becerebilmektir, bir daha yapmayacağız diyebilmektir. Önce sağlık mı yoksa ekonomi mi? Peki ikisi birlikte yürümüyor mu? Elbette önce sağlık. Keşke ikisi birlikte yürüyebilse. Bir nebze olsun şu anda. Mevcut durumda sosyal mesafe ve hijyen yeterli mi? İsveçliler, Hollandalılar, İsviçreliler, Avusturyalılar yeterli diyor. Ama demeyenler de var. Onlar vatandaşına güveniyor ve vatandaşımız meseleyi anladı, sosyal mesafe korunuyor, maskeler yeterli, hijyen dorukta deyip bunu görüp yavaştan yavaştan adımcık adımcık açılımlar gerçekleştiriyor. Peki biz yapamaz mıyız? Biz odun kafalı mıyız? Ne münasebet? Elbette değiliz. Ama aradan bazıları kaçıyor işte ve o bazıları kaçtığında bu sıkıntılı virüs bulaşabiliyor. Bulaştı mıydı da dağılıyor. Hata yapmamak lazım. Bırakın hata yapıp yapmadıklarını, devleti yönetenlerin hata yapma lüksünün olmadığı bir dönemdeyiz. Bu dönem hata kaldırmıyor. Haliyle evde kalalım, güvende kalalımı sürdürüyoruz. Çünkü biz Hollanda değiliz. Kanada değiliz. İsveç, İsviçre, Yeni Zelanda, hatta İngiltere'de değiliz. Neden? Biraz önce Mustafa Bulutoğulları'nın okuduğum mesajından da anladığınız sebeplerden dolayı. Onların kendi kendilerine karar verebilen hükümetleri var. Hata yaparlarsa sorumluluk kendilerine. Paraları var, kendileri kontrol ediyor. Maliyeleri var, vergi sistemleri var. Vatandaşlarının sayısını biliyorlar. Ülkede kaç sivrisinek yaşadığından dahi haberleri var. Hastaneleri yeter mi yetmez mi? Solunum cihazları 65 tane mi, 25 tane mi biliyorlar. Biz hiçbirini bilmiyoruz ve bilmediğimizi de kabul etmiyoruz ki hataların en büyüğü budur. Kısacası bizim virüsle mücadelede yapabileceğimiz en etkili ve tek şey evde kalmak ve güvende kalmaktır. Abi başka bir şey yapamıyoruz. Başka ülkeler gibi esnafa, çalışana, işverene, şirkete, berbere, taksiciye, gazeteciye para veremiyoruz. Çünkü en eşit riyala para yok. If you do not have riyala, you can become a stupid maskara der İngilizler. Yani bunun Türkçesi evde kal, güvende kal. Paran yoksa aptal bir maskara durumuna düşebilin der İngilizler. Evde kal, güvende kal. Maskara olmamak için alabileceğiniz tek tedbir budur. Asla bugüne kadar alınan kararları küçümsemiyorum. Ama sen de küçümsüyorsun aldığımız bunca kararı. Kesinlikle hayır. Hatta şu andaki hükümetin 1974 sonrasının en başarılı hükümeti olduğunu da söyleyebilirim. Bundan öncekilerden bir farkımız yok. Bu daha iyidir bence. Benim tek derdim yalan söylememeniz. Bizi kandırmamanız. Bize üstü kapalı veya gizli gizli konuşmamanız. Özellikle propagandaya hiç kaçmamanız. Mesela ne ilaç kaldı ne para diye gerçeği anlatmanız. Koronavirüs mücadelesiyle alakalı değil. Örneğin kanser hastaları ile ilgili ilaç var mı? Ben diyorum ki yoktur.
Ama bunu sizin de söylemeniz, söyleyebilmeniz lazım. Geçen gün çok sevdiğim bir ağabeyim öldü. 2 aydır kanser ilacı alamıyordu. Çünkü yok. Gerçeği söylememek hatadır. Gerçeği söylemediğinizi kabul etmemek daha büyük hatadır. Mesela dünyada hiçbir merkezden maddi yardım veya herhangi bir şekilde yardım alamıyoruz. Bunu anlatın. Ayıp mı bunu anlatmak? Maddi yardım geldiyse ne geldiğini çıkın ve söyleyin. Şu tarihte şu kadar para geldi, buraya ödemesi yapıldı, şu kadar daha geldi, onu da buraya ayırdık deyin. Ama tümünüz alıştı ve alıştırıldı. Sadece propaganda gani, gerçekler el Fatiha. Üstüne de asla hatamız yok, her şey mükemmel. E değil, her şey mükemmel değil, hiçbir şey mükemmel değil. Hayatımız ve geçmişimiz hata doludur. Devletin vatandaşı değil, daha çok sahibiymiş gibi davranan bazı abiler kızacak ama size birkaç soru sormak istiyorum. Hazır vaktimiz de bol evdeyiz. Bu soruları iyi düşünün ve öyle yanıt verin. KKTC'nin ilanı sizce bir hata mıydı? Artık lütfen herkes kabul etsin. KKTC, merhum Rauf Denktaş'ın görev süresini uzatmak için ilan edildi. Sadece bir basit projeydi. Mümtaz Soysal'ın basit bir projesiydi. Bunu biz söylemiyoruz. Türkiye'nin Dışişleri Bakanları söylüyor. İlter Türkmen defalarca itiraf etti. Katakulliye gerek yok. Çünkü ekonomi bu nedenle çöktü. Dünyadan bu yüzden daha fazla izole olduk. Ambargoları bu yüzden yedik. En basitiyle spor ambargosu bu yüzden ayyuka çıktı. Türk takımlarıyla bile maç yapamadık. Veya KKTC ilanından önceye gidelim. Çok değerli hukukçular size sakın tapu vermeyin demedi miydi? Hadi bunu milliyetçilerimiz yaptı. Peki CTP'ye ne demeli? İTEM denen rezalet, CTP'nin bu ülkedeki en büyük hatalarından ve ihanetlerinden biri değil miydi? Hata yapıldı mı? Yapılmadı. Bence çok büyük hatalardı bunlar. Bir de şu açıdan bakmak şart diye düşünüyorum. 1958'den beri kritik ve temel konular başta olmak üzere her şeyi Türkiye'nin kontrolüne vermek yerine onurlu bir şekilde TC vatandaşı olmayı neden öne çıkarmadınız? Milliyetçilere soruyorum. Gizli saklı 3-5 açıklama dışında en koyu Türk milliyetçisi bile bunu öne çıkaramadı. Araya giriyorum. Ben Zorlu Töre'yi bu yüzden çok seviyorum. Bu yüzden bir tek Zorlu Töre arada bir bunu ağzından çıkarır. Yeller adamı söyleme be de kızacaklar, Türkiye zorda kalacak. Oysa buysaydı neden bütün kritik temel konuları Türkiye'ye teslim ettiniz ama hiçbir gün çıkıp da ben TC vatandaşı olmak istiyorum demediniz? Bu açıdan bile hata yaptınız ve hiç kabul etmediniz. Evet, Türk milliyetçiliği açısından yapılması gereken ana vatan Türkiye'nin bir parçası vatandaşı olmak değil miydi? Taksim bu değil miydi? Ya Taksim ya ölüm, ya Taksim ya ölüm dememiş miydiniz? Ya Taksim ya ölüm bu değil miydi? Oysa siz ne yaptınız? 3-5 triyalya, 3-5 para uğruna ganimeti bölüştünüz. Taksim idareyi maslahat ettiniz sadece. Devlet kurduğumuzda ne oldu? Bu devletin hangi kurumu gerçek devlet kurumu oldu? Her şeyi ama her şeyi Türkiye'ye devretmediniz mi? Devrettiniz ve döndünüz hepiniz. Ama hepiniz bila istisna eşleriniz,
çocuklarınız, torunlarınız Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna hücum ettiniz. Neden? Avantaj ve avantaları için. Düşünün, şu anda çifte vatandaşlığı sadece TC ile yasal anlamda geçerli olan KKTC'nin Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakanı, bakanları vatandaş olarak ya British ya Cypriot'tur. KKTC'yi yönetenler belki birkaç istisna olabilir ama bence yoktur. Ya Birleşik Krallık İmparatorluğu vatandaşıdır ya da Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı. Lütfen hayır ceboyle ya Rabbim. Lütfen hayır ceboyle. Nedir bu durum? What is this yani? What can I do for you sometimes derdi Fatih derim. Artık yalan yok. Propaganda yok. Sakın, sakın kimse bana Türkiye'yi suçladığım ya da Türkiye düşmanlığı yaptığım suçlamasıyla gelmesin. Hiç oktakta, hiç orada değilim. Özetle açıklayayım ne yazdığımı. Kıbrıslı Türkler olarak hata yaptık. Koronavirüs sonrası aynen devam mı edeceğiz yoksa değişecek miyiz? Bunu yazdığım, bütün yazdığım budur. Bütün sorduğum, sorguladığım da budur. Lütfen hataları kabul edin. Yeni bir sisteme geçelim. Ata abi başkanlık sistemi dedi. Yıllardır başkanlık sistemini söylüyorum. Bir şeyler yapın. Federal çözümdü, konfederal çözümdü. Efendime söyleyeyim, Türkiye'ye bağlanmada dahil olmak üzere bütün seçenekleri tartışalım, oylayalım ve bu işi kapatalım. Çünkü bu şekliyle yalan ve propagandayla gitmeyecek. Para yok. İlaç yok. Eneşi drialya, eneşi kotor, eneşi money, eneşi para, eşi maskara. Durum budur. Çok özür dilerim. Durum sadece budur. Bundan kurtulalım. Lütfen kurtulalım. Şimdi gazetelerimize bakacağız. Evet. Mahsun Uysal kardeşim bir mesaj göndermiş. Biraz da Arapça ve Tarzanca konuş Sayın İncirli diyor Zeki Eren Darben. Anlamadım gene ne demek istediğini. Evet. Arka planın rengini çok sevmiş Fadime Aydın Altınterim. Çok teşekkürler. Evet, Asif Hüseyin günaydın. Gökhan Toprak. Abi benzini düşürmezler. Kimse çıkıp da söylemez Türkiye'de 5 TL oldu. Bizden daha ucuz. Bizde 3 maymunu oynarlar diyor Gökhan Toprak. Atilla Çevikol Türkiye'de benzin para etmiyor artık kardeşim demiş. Evet. Zeki Erden Darban. Evren Nadir günaydın. Mustafa Nadir kucak dolusu sevgiler Lefke'ye. İkinize de Evren kardeşime de. Mustafa Nadir kardeşime de. İkinizi de çok seviyorum. Evet. Zeki Eren Derban'a soruyorlarmış. Niçin kahkaha atan diye. Zevkine izlerim. Çok teşekkür ederim. Güner'in yeri günaydın. Evet. Bindik bir alamete gidiyoruz cehalete demiş. Evet. Anlaşmadan başka şansımız yok. Gerekirse Girne'yi bile verelim. Yeter ki sonraki nesil iyi yaşasın diyor Sertaç Serdar. Ne güzel artık buradayız. Evet. Biz İstanbul'dayız. Ne maske ne maddi yardım aldık. Acele etmeyin, sıra size de gelecek. İsrail, İngiltere, Etiyopya, Çin yardımları bitsin, sıra size gelecek diyor Atilla Çevikol. Sağ ol kardeş. Önce insan olmayı öğrenmeliyiz. Herkes birbirine saygı, sevgi göstermeyi öğrenmeli. Sevmek zorunda değilsin. Evde kal, güvende kal. Yardım nereden gelirse gelsin, nereye giderse gitsin. Koronasız günler olsun. Fatma Tuğcan. Ne güzel bir mesaj. Bugüne, güne sizinle başlıyoruz. Yüreğinize, kaleminize sağlık. Ahmet Reyhan Körceğiz. Çok teşekkür ederim. Nagehan Umar. Evet, günaydın, günaydınlar. Umarım bugün alacakları kararlarla canımızı tehlikeye atmazlar. Nagehan Umar, bütün aileye selamlar, sevgiler, saygılar tabii ki.
Yücel Yücel günaydın. Dalman Yücel günaydın. İyi yayınlar. Yaşar Aracı, ilgili makama sesleniyorum. Bazı benzin istasyonlarında araba yıkıyorlar. Eğer bu yıkamalar açılırsa biz yıkamacılar olarak da açmak istiyoruz dedi. Bu da geçer diyor Nazim Abdullah. Mustafa Özadalı, bildiğim kadarıyla tiyatrolar kapatıldı bu salgın süresince ama KKTC'deki yetkililer hala Karagöz'ün perdesi oyununu oynuyorlar. Mustafa Özadalı, aslında bundan dolayı da tutuklanmaları lazım falan dermişiz. Evet, Mehmet George Karşılı, günaydın. Oya Erdoğdu Denizer, günaydın kardeş. Gerçekten üzgünüm. Rum tarafında tedavi olan hastalarımız yıllardır varken şu an geçemiyorlar. Zor durumdadırlar. Eski başbakanımız zamanında görüşlerine ters olduğu halde son zamanlarını orada geçirdi. Şimdi başbakanımızın ilk zamanlardaki televizyon konuşmalarını hatırlıyorum. Rum tarafından gelenlerin azlığı yüzünden esnafımız ve benzincilerimiz zor durumda kelimeleri söylenmişken son yapılan söylemleri duymak gerçekten üzücü. Paranın ne dini ne imanı var. Özgürce her kesimden insanın pasaportlarını kullandığımız gerçeği, yıllardır her çeşit alışveriş yaptığımız gerçeği ve son yaşanan salgın yüzünden tüm dünyanın birbirine yardım etmek için çaba sarf ettiği gerçeği açık görülürken gerçekten duyduğumuz olumsuzluklar bizleri üzüyor dedi Oya Erdoğdu Denizer. Günaydın kardeş, sağ ol. Evet, selamlar, sevgiler iletiyoruz ve gazetelere tabii ki geçeceğiz, bakacağız. Gazetelerimize bakacağız. Selamlarımızı Senih Çavuşoğlu kardeşime de gönderiyorum. Erol Adalı, Eraziz Kemal Sağoğlu'muz çok. Ve gazetelerimizin ön sayfaları. Önce Kıbrıs manşet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, gazino işletmecilerinden çalışanlarının işine son verenlere ağır eleştirilerde bulundu. Sucuoğlu, vicdansızlar attılar insanları dışarıya, iş yeri kapatıp kaçtılar. Bunları bir yere yazıyoruz ifadelerini kullandı. Yardım paketleri başbakanın verdiği listedeki adreslere gidiyor dedi YDP Genel Sekreteri Turan Büyük Yılmaz. Ama hemen Kıbrıs manşetteki bu haberi başbakanlıktan YDP'ye yalanlama diyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi Yeni Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı demişler. Genel sekreterdir Turan Büyük Yılmaz, söyleyelim, genel sekreterdir. Genel başkan yardımcıları var başka ama Turan komutanımız genel sekreterdir. Güneş gazetesi yanlış yazdı. Yardım dağıtımlarında partizanlık yapıldığı iddiaları gerçek değil. Bu birinci iddia. Diğeri, pandemi hastanesi polemiğini yazmış Levent Özadım. Bu hastane binasının yapımı için bazı aracılar Bakanlar Kurulu ile mekik dokumaya başlamışlar. Bunlar iyi niyetli mi değil mi yoksa bir avanta peşinde mi? Biz iyi niyetli olmalarını umuyoruz. İlgili müteahhit arkadaşın kar gütmeden bu işi yapacağı söyleniyor. Bu da güzel haber. Ama diyor, yine de deriz ki acaba gerçekten işe 35 milyon TL gibi ciddi bir para harcamak ne kadar doğru alınmış bir karardır diye soruyor. Bu konuda da biz güveniyoruz çünkü bu ülkenin en güvenilir, en güzel insanlarından biri aldı bu durumu. Biz güveniyoruz Sayın Ali Kamacı'ya bu konuda ama bir an önce harekete geçilmesi lazım. Çünkü 3 gün 4 gün geçti, 45 gün demişlerdi, 41 gün kaldı, hadi 41 buçuk gün diyelim. Onun için acele başlanacaksa başlansın. Bir şirketi de eleştiriyor bugün Kıbrıs manşet. Bu aslında ülkedeki bir diğer tartışma konusu. Çünkü mesela çiçekçiler kapalı, internet üzerinden çiçekçi satışı var. Bazı marketlerde bir yan şirketler de var. Ben isim söylemiyorum. Onun için bazı açılımları Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İsveç, İsviçre, Hollanda'daki insanları da göstererek herkese, yani maskeyi giyeceksin, evde hijyenine çok dikkat edeceksin, sosyal distans meselesi, o sosyal distans deyince hapishane gelir aklıma, hiçbir şey yapmıyoruz bu konuda, gerçekten hiçbir şey yapmıyoruz ve yazıklar olsun, yazıklar olsun, hapishane konusunda gerçekten milletvekilleri. Ya iki tane milletvekili yok mu bu konuda çıkıp? Ya bir tane milletvekilimiz var. Bana sürekli mesaj atıyor. İsmini söylemem tabii ki şu anda ama mesela o vekilimiz veya diğer vekiller çıkıp be arkadaşlar
hapishane gerçekten sıkıntılı bir yerdir, tedbir orada da almamız lazım demez mi yani? Yok mudur yani böyle bir şey? Bu nasıl bir ruh halidir? Çok merak ediyorum. Katilleri bırakacak dışarı, katiller onlar ölsün. Bundan daha faşist. Bundan daha faşist ve ilkel bir düşünce olamaz. Ya hapishanede yatanların hepsi insandır. Hepsi insandır. Çok büyük suçlar işlemiş olanlar vardır. İnsana karşı işlenen suçlar vardır. Orada, oraya doğru bu dengeyi kuracaksınız. Ve orada sosyal mesafeyi sağlayacaksınız. 30 kişinin üst üste yattığı bir mekan neyse. Bu sosyal mesafeyi korumuyor işte bazıları. Koruyun açın diye düşünüyorum ben. Bazı marketleri, o kısımlarını da isteyen insanlar, bazı inşaat malzemesi satan, çilek, çiçek satan yerlere çok dikkatli bir şekilde yalaş bulaş olmadan girsinler çıksınlar. Eve gidince ellerini, vücutlarını yıkasınlar. Havalar ısınıyor zaten, dışarıda da bol bol sabunla, lastiğinle yıkanabilirsiniz diye düşünenler arasındayım. Evet. Başbakan Tatar Özel Hastaneleri Birliği ve Tüp Bebek Merkezleri Birliği başkanlarını kabul etti. Gerek kamuda gerek özelde sunulan sağlık hizmetlerinin toplum sağlığının korunması bakımından çok önemli olduğuna işaret eden Tatar, KKTC'de özel sağlık yatırımları ve çalışanlarının bu gibi salgınlarda önemli sigorta olduğuna dikkat çekti. Hava kirliliğinde yarı yarıya düşüş oldu diyor Sayın Ünal Üstel ve Tolga Atakan. Hizmet vermeyi durduran daireler Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca denetlenip onların koyduğu kurallar çerçevesinde açılabilecek. KKTC'de dün 365 test yapıldı. Yeni vakaya rastlanmadı. Volkan gazetesi bunu, tabii dijital yayınlanan bir gazete o da, böyle diyor. Havadis gazetesi başarı yok manşetiyle yayınlandı bugün. Tufan Erhürman hocam konuşuyor, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı. Havadis'e yayınlanan COVID-19 özel yayınına katılarak hükümetin pandemi yönetimi ve ekonomik tedbirler çerçevesinde adımlarını değerlendirdi. Başarı yok dedi. Testler yetersizdir diyor. Çelişkiler var açıklamalarda. Zaman iyi kullanılamadı. 5 hafta evde kalarak hükümete gerek sağlık gerekse ekonomik alanda eksikliklerini tamamlaması için süre kazandırdı. Ancak hükümet zamanı doğru kullanamadı. Bugün halen pandemi hastanesi sorunu var. Hala salgını ve ekonomik krizi tanımlamakta güçlük çekiyorlar dedi. Yanlış mı bu eleştiriler? Değil. KİTÖS Genel Sekreteri Elcil hükümetin bilimsel önerilere, hekim ve emek örgütlerine kulak tıkayarak sağlık ve ekonomi konusunda yanlış adımlar attığını söylüyor. Bu da eleştiri. Kaos kapıda diyor. Havadis'ten okuyalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vaka 105, ölüm 4. Güneyde vaka 735, ölüm 12. Türkiye'de vaka 74.193, ölüm 1643. Ve dünyada vaka 2.113.000, ölüm 140.000. Güneyden ilaç ve malzeme geldi. Başbakanlık, Güney Kıbrıs'tan ilaçlar yasal olmayan yollardan KKTC'ye geçirildi. Akıncı suç işlemişiz diyor. Harmancı da elinizden geleni ardınıza koymayın diyor. Yani Allah göstermeye yani öyle bir şey yapılırsa zannedersem tam böyle Kıbrıs Türk toplumunu tam böyle bu pandeminin içinde kulümülatif sokağa dökersiniz yani lütfen. Devlet akıl tutulması yaşıyor. Halkın Sesi'nin manşet başlığı böyle. Kuzey Kıbrıs ekonomisine yılda 700 milyon dolar katkı sağlayan kasino sektörüne virüs yanında bir darbe de hükümetten geldi. Hükümetin destek paketinde kasinoların dahil edilmemesi, sadece imtiyaz ücretini ödemesi halinde sektör çalışanlarına 800 TL verilmesi kararı hem sektör yöneticilerinde hem de binlerce çalışanda tepkiyle karşılandı diyor. Ben katılmıyorum buna, yani ödeyin o zaman şeyi, imtiyaz ücretini, yani lütfen, lütfen. Çünkü en çok kazanan sektör bence bu sektördür. Kazanmıyorum diyeni kabul etmiyorum. Kazanmayan kapatırdı çünkü. Başbakan olsam çok farklı olurdu. Özersay'ın sözleri hükümette çatlak mı var sorusuna yol açtı. Yorum var Star Kıbrıs'ın ön sayfasında bugün. İskele'de 21 kişi karantinada. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, pozitif çıkan iki vakanın birinci dereceden temaslarıyla vakit kaybedilmeden irtibata geçildiğini, 21 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı, 21 iki marketin faaliyeti durduruldu dedi.
bugün. Evet, bunlar bizim elimize dijital olarak gelen gazeteler. Daha devam ediyoruz. Hakikat gazetesi, Sucuoğlu'ndan bazı iş adamlarına sitem. Bugün Hakikat'in ön sayfasında Metin Atan Kamu Sen Başkanı diyor ki hükümet sınıfta kaldı. Memur Sen hükümete öneriler gönderiyor. Bugün bu şeyde Akıncı ile Harmancı kaçakçı ilan edildi diyor. Afrika gazetesi güneyden gelen ilacı hazmedemeyen ve ilaçlara el koyan Ersin Tatar'ın yaptığına bakın diye manşet böyle. Bugün yaklaşık 2000 klorokin hap ve koruyucu ekipman Dünkermiya kapısından kuzeydeki yetkililere teslim edildi. Ve Haberci gazetesindeyiz. Kayıtsız olana destek yok diyor. Bugün sürmanşette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu. 1500 TL için başvurular 20 Nisan'da başlıyor. Kayıtsız olana destek yok. 60 bin kişiyi kapsayan maaş desteğini 4 Mayıs'tan önce vermeye başlayacaklarını açıkladı Faiz Sucuoğlu. Ve Haberci'nin 17 Nisan 2020 manşeti hekimler endişeli. Koronavirüsle savaşan hekimlerin ortak endişesi pandemi hastanesinin olmayışı, yoğun bakım eksikliği ve hekim yetersizliği. Uzman doktor Derlen Özgeç, uzman doktor Emine Kamiloğlu ve doktor Emre Vudalı'nın açıklamaları var. Pandemi hastanesi yoksa gevşeme olamaz, sonuçlar yıkıcı olabilir. İş yerlerinin açılmasından 15 gün sonra pik bekleniyor. Uzman doktor Özlem Kamiloğlu, önlemlerin erken kaldırılması durumunda çok şeyin kaybedileceğini vurguladı Kamiloğlu. Yoğun bakım ünitelerinin yeterli olmaması intihar anlamına geliyor. Esas pik beklenilen dönemin iş yerlerinin açılmasından 15 gün sonrası olduğuna dikkat çekiyor. Ve peki bu olduğu zaman biz bu hastaları nerede, hangi hekimlere, hangi hekimlerle tedavi edeceğiz diyor. Olay bu işte. Söylediğimiz olayı biz doktorlardan dinliyoruz zaten diye yazıyoruz. Ayran yok. Ayranımız yok içmeye. Atla gidiyoruz. Dıgıdık dıgıdık, yani durum bu. Ayran yok. Ve hiçbir yerden de gelmiyor. Bunun yalanını da söylemekten lütfen vazgeçin. Geliyor yalanından vazgeçin. Gelmiyor. Ne şidriyal ya. Yoktur. Eşi maskara sadece. Evet. Bu gazeteleri okuduk. Pasaport bayrak demek. Bu hesapta göre 3 bayrak altında yaşıyoruz. 3 başımız var. Güldü tabii ki bizim yazıyla ilgili. Başbakanımız Cumhurbaşkanı ile uğraşmayı lütfen bıraksın. Bunlara hiç ihtiyacımız yok bugünlerde Mehmet Mustafa. İnşallah seçimlerde ne biri ne de öteki çekilir. Çünkü olanları gördük. Her ikisinin de derdi bence koltuktur. Halkını düşünecek vakti yoktur diyor ikisinin de. Evet. North Cyprus, UK. Evet, Londra'da çok acı bir kaybımız daha var. Allah rahmet eylesin. Doktor Dervişeroğlu'nun öz teyzesi Fikriye Haşim Efendi, Fikriye Hanımefendi yaşamını yitirdi. Derviş Eroğlu eski cumhurbaşkanımız, 3. cumhurbaşkanımız. Onun öz teyzesi İngiltere Kıbrıs İslam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı Başkanı Hüseyin Haşim Bakayı Mustafa açıkladı. Halasıymış onun da. Tüm Ergazi'deki akrabalara başsağlığı diliyor aynı zamanda. 3. Cumhurbaşkanı Doktor Dervişoğlu'nun teyzesi Londra'da yaşamını veda etti. North Cyprus UK gazetesinin bugünkü haberleri arasındaydı. Allah rahmet eylesin. Başsağlığı dileklerimizi Sayın Eroğlu'na iletiyoruz. Osman Zorlu çavuşum sağ ol. Selamlar. Zorlu Cezaroğlu sağ ol. Çocuktum babam. Yok ya.
Anneme çağırdım. Anne gel bana yardım et. Ağaca çıkacağım. Geç oğlum bu yana yardım. Çocuktum babam yok ya. Anneme çağırdım. Anne gel bana yardım et. Ağaca çıkacağım. Geç oğlum bu yana yardım ile çıktığın yerden nasıl ineceksin? Nasıl olsa bir gün anneni bulamayacaksın dedi. Bugün Ahmet Celal Taçoy çok güzel bir hikaye tabii ki. Şehit çocuğu Ahmet Celal Taçoy. Allah rahmet eylesin tabii ki. Anneme gel bana yardım et ağaca çıkacağım dedi. Yardımına çıkarsan enemen dedi annesi. Ne güzel söyledi, ne güzel, ne güzel. Evet, arada haftalık market kasap işlerini hallettik. Allah kerim haftaya. Haftada bir dışarıya çıkıyoruz. Biz Kıbrıslıyız diyor. Hasan Hüseyin Tatlı bize günaydın diyor. Gene siyaset, gene siyaset. Tatar getirseydi ilaçları, ya birinin ilacı getirmesine gerek yok zaten. 45 günde pandemi hastanesi yapacaklar. Hakikaten bunu duyduktan sonra oynatmamak elde değil. Yok abi bu konuyu bana da açtılar, anlattılar. Yapılabiliyor yani. Tak 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 pandemiyi yapıyorlar. İngiltere'de 15 günde yaptı ordu. Hatta 7 günde yaptı. Yapabiliyorlar. Ama ellerinde fuar alanı var. Haspolat'taki caminin yanında yurt var. Çok az bir para harcayarak oraları kolayca 45 günden çok kısa erken pandemi hastanesine çevirebilirler diyor Mustafa Mehmet Kamal. Dünyada benzerleri var. Cezaevindeki banyonun gideri bozulmuş. Hala yapılmamış. Düşünün onca insana tek banyo. Hala inatla cezaevi steril deniyor. Tekrar diyorum her cezaevinde olan suçlu mudur? İnsanların özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Hayatlarını riske atamazsınız. Açın mahkemeleri, online mahkeme dediniz, onu da yapmadınız. Mahkemeler açılsın, insanlarımız kurtulsun diyor Yasemin Beki Tener. Biz de söylüyoruz bunu, ellerinizden öpüyoruz gerçekten. Evet. Ercan Ergün, günaydın. Yasin Kurt, KKTC ve TC için yaptığınız hakaretleri unutmadık Londurezli Serhat diye mesaj göndermiş bize. Bu da ne alıyorsa bana da göndersin ama bilmiyorum. Yasemin Beki Tener, evet sağ olun. Sultan Osman, yıllardır Rum tarafına gönderdiğimiz hastalar ve talep edilen ilaçlar yasal olarak mı talep ediliyordu da gelen şimdiki sağlık malzemeleri ve ilaçlar değildir. Bu nasıl bir mentalite? Halkın sağlığını ne kadar düşündükleri sorgun almalı. Fikriye Özsaidoğlu Dağcı günaydın. Günaydınlar. Tony Ali Galimera Olimera. Burada İngiltere'de 20 bin kişi ölünce bu iş biter. Lockdown 3 hafta uzatıldı. Selamlar. Tony Ali oradaydın abi. Selamlar. Evet. Eren Akar görüşlerine katılıp katılmamak herkesin kendi vereceği bir karardır. Her gün sabah 7.30'da Kanal T'ye kilitleniyoruz. Efsane. Sağ ol Eren Akar. Allah razı olsun kardeşim. Görüşlerime katılıp katılmamak herkesin kendi vereceği bir karar. Tabii ki öyle. Yani niye ki ben siyasetçi değilim ki? Aday maday değilim ki. Katılın hepiniz beraber Komünist Parti kuracağız biz. Yok öyle bir şey abi ya. Evet, 1974'ten itibaren oluşan hurda yapı tek kelimeyle mihenk taşlarının şovuyla halkı şu an içinde bulunduğu cırmala sisteminin içine çekmişlerdir. Cırmala sistemi. Çok güzel bir şey ya. Cırmala sistem. Sistemin yıkılması yeniden yapılanmanın şansıdır. Dinozor zihinlerden, düşüncelerden, çıkar üzerine yapılan çalışmalardan vazgeçilmelidir. Evet, cırmala sistem. Çok güzel Esen Kayışçı. Alfer Darbaz günaydın. Evet. Evet, bugün ilk defa izliyorum sizi. Artık hep sizinleyim. Yavru vatana İstanbul Piyorloti'den selamlar. İstanbul'umuza sevgiler. Atilla Çevikol. Evet, çok çok sevgiler İstanbul'a. Enver Çapkıner, abi söylenecek söz bırakmadın. Kalemine sağlık. Ali Unyayar günaydın. Adile Vicdan Kaskan günaydın. Ali Bayram ne güzel. Koronasız günlere diye. İyi yayınlar. Nasip Fikret Asilkanlı. Gece gündüz binlerce... İnsanın yardımına koşan Serdinç Maypan'ın tüm organizasyonu gerçekleştirmek için kullandığı telefonuna el koyulmuş. Bir ülkede yaşıyoruz diyor Nasip Fikret Asilkanlı. Öyle mi olmuş? Şerife Turgay der ya böyle bir şey bir yanlışlık var herhalde. Günaydınlar Vedat Gül. Senih Çavuşoğlu hocam günaydınlar. Barış'ın selamı var. Biz de Barış'a selam ediyoruz. Ali Tembel Wording'den güneşli bir sabahtan good morning sir. Sağ olasın Wording'e selamlar ediyoruz. Arkın Güçhan, Anastasiadisi ve çözün bu işi
Abi bak ne güzel Rumcan da var. Ara bu Anastasiyadisi ve çözüm bu işi. Kardeş benim Rumcayla çözemeyik. İngilizceyle belki çözerik çünkü Rumcayla yapamam. Çünkü küfür bilirim çok Rumcada onu da söyleyemem. Çok mükemmel yazdın sağ ol Vedat Gül. Ayşe Hızlıyer, Zekiye Paşa. Birkaç gündür anladım ki bizi kimse insan yerine koymuyor. Ben tüp bebek hemşiresiyim. Kliniğim 14 Mart'ta kapandı. Bizlere 15.000 TL, 1.500 TL katkı verilmiyor. Sağlık olduğunu için niye denetlemiyorlar? Kapalı mı değil mi? Yine yanlış diyor Ayşe Hızlıer. Atilla Çevikol, Karayel Betul, günaydın. Evet, bu kadar okuyacaklarımız. Tony Ali'ye tekrar selamlarımızı ilettik. Atlamayalım, atlamamaya çalışıyoruz mesajları. Kenan Akın, öpüyorum ellerinizden günaydın. Hüseyin, Hasan Hüseyin Tatlı günaydın. Güner'in yeri, Güner abim günaydın. Tercümanın olayım diyor. Rumca, Yunanca değil ha. Rumca'da tercümanın olayım diyor Yılbay Direkçi. Olur abi alalım geçsin bugünlerde yapalım. Erkan Erçika, KKTC Tumba demiş. Tumba ettik resmen. Servet Tülek günaydın. Cami yapsaydınız, yapmak yerine diyor, hastane yapsaydınız şimdi sıkıntımız olmazdı eleştirisi var Servet Tülek. 20 senedir yarım duran engelli spor salonu var. İskelet hazır bir branda çekip Sahra Hastanesi yapsınlar. Hasan Aysal, Göçmen Köycekini söylüyor. Sen nerelisin ya annem diyor. Afüngürgen ben nereliyim? Evet. Amber Evren gemisini kurtaran kaptandır Serhat Bey demiş. Sedat Avcan çatlatacaklar seni de şarkı da söyleyemeyeceksin diyor. Yok şarkıyı söyledik banyoda süper. Mustafa Genç Osman, Çağ Bellalı günaydınlar diyor. Ozan Göztaş'ı günaydınlar. Ecvet Ali Kanatlı hocam. Lütfen arada bir bak diyor Ecvet Ali Kanatlı. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklama gitmiş ikan Ecvet'in mesaja da bakacak bizim şeyden. Serkan Balkan kapalı iş yerlerinin çalışanlarına 1.500 TL'lik yardım yapacaklar. Bazı iş yerleri kısmi açık, bazıları kısmi çalışır. Sanırım açıklamalara göre söz konusu çalışanlara yardım yok diyor Serkan Balkan. Bilmiyorum. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bakıyoruz Ecvet'in bakımına ve aradan sonra buluşuyoruz. Tekrar İngiliz gazetelerine ve Türkiye gazetelerine bakacağız. Hiçbir yere gitmeyin. Telefonu da açabilirsiniz.